İslam aleminin rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi 3 aylar başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu zaman dilimi neden kutsal ve nasıl ihya edilmeli? Profesör Doktor Mustafa Karataş Kanal 7 Haber'e anlattı. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Manevi iklimiyle ruhları kuşatan, gönülleri ferahlatan Ramazan ayının habercisi 3 aylar başladı. 23 Ocak 2023 Hicri takvime göre Recep ayının ilk günü. Recep, Şaban ve Ramazan ayları İslam dünyası için ayrı bir öneme sahip. Peki mübarek 3 aylar nasıl geçirilmeli? Biz Müslümanlar olarak da bu ayların oruca biraz daha rağbeti artırarak, yaptığımız bir takım günahlardan tevbe ederek, Kur'an'a yönelerek, sadakaya, zekata yönelerek bir anlamda bu manevi iklimden istifade etmek için hem tebrikleşiyoruz, hayırlı olsun diyoruz, hem de kendimizi Ramazan'a hazırlamış bulunuyoruz. Recep ve Şaban Ramazan ayının ön provası. Bu aylarda gücü yetenlerin nafile oruç tutması tavsiye ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan haricinde tüm ay boyunca oruçlu olduğunu bildiğimiz başka bir ay yoktur. Bir gün oruç tutun, bir gün oruç tutmayın diyerek her gün oruç tutmanın da doğru olmadığını beyan etmiş. Pazartesi, perşembe günleri, kendisi de sünnettir pazartesi, perşembe oruçları tutmak. Tutarsak zaten fazlasıyla bir ayı tutmuş gibi sayılacağız. Onu bile yapamazsak, 3 gün oruç tutarsak Recep ayında, 30 gün oruç tutmuş sevabı alırız inşallah. Regaib gecesi var, Miraç gecesi var. Bunların gündüzlerinde de oruçlu olmak çok faydalı olur. Peki oruç tutma imkanı bulunmayanlar, onların da yapabileceği ibadetler var. Bir mazeretten dolayı, bir hastalıktan dolayı bunu yapamıyorsa, sanki o ibadeti yapmış gibi de sevap alır. İbadet sadece oruç ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim hatim yapma imkanı var. Efendim zikir yapma imkanı var. Sadaka verme imkanı var. Başkasına iyilik yapabilir. Hayır dua alabilir. Dolayısıyla sadakanın çeşitleri çok fazla. Bir tebessüm bile, yol göstermek bile bir sadakadır. Bunların daha çok olduğu, daha sevap olduğu bir döneme giriyoruz. Manevi iklimle birlikte sosyal medya paylaşımları da arttı. Profesör Doktor Mustafa Karataş, din adına yayılan yalan bilgilere karşı uyardı. Doğruyla yanlış birbirine bulaştırılarak sosyal medyada bir kısmı iyi niyetli ama cahilce, bir kısmı da kasıtlı olarak Müslümanlara söylüyorlar. Bir adam kendisi uydurduğunu söylemiş, 100 rekatlık bir namazı. Şimdi bunu bilip onun peşine gidenler de aynı uydurmanın yolunda gidiyorlar. Bilmediğimiz, kaynağını bilmediğimiz bilgileri insanlara peygamber böyle dedi diye göndermek de günahtır. Bunun vebalinin altından kimse kalkamaz. Bunlara karşı dikkatli olmalıyız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.